size Deccal'in çıktığını, hatta Deccal'i Mısır'da duyurduklarını söylemiştim. Bana birçok arkadaş komplocu ve teorici olarak bakıyor. Hala da bakmaya devam ediyor. Alınmıyorum, gücenmiyorum. Ben bildiğim doğrulardan hiçbir zaman şaşmadım. Şaşmayacağım da. Size anlatacaklarım daha önceki videolarımda, eğer ki videoları birleştirebilirseniz, o videolarda birçok ipucuyu vermiştim. Bazılarından size detaylı bir şekilde bahsetmiştim. Ve hala da devam ediyorum. Dünya yeryüzünde kaos, şiddetli depremler, seller, felaketler ve bilemediğimiz farklı şeyler oluyor. Kimi Allah'ın gazabı, kimi de insanoğlunun dünya üzerindeki şeytani planları. Ne kadar gözümüze görünmese de bazı gerçekler aslında gözlerimizin önündedir. Biz bunları görmemek için ya güleriz ya da ağlarız. Çünkü onlar bunu ister. Böyle olmasını istiyorlar. Onlar sadece bir kontrol kutusunun içerisinde sıkıştırılmış insanoğlunun olmasını isterler. O kutunun içindeki insanoğlu hiçbir zaman başını kaldırmasın, ne tarihine ne geleceğine yön veren, hatta yön vermeyi bırakın, onlarla ilgili, alakalı hiçbir şeyi barındırmayan, yapay, kobay bir fare gibi, istedikleri gibi hareket eden canlılar haline gelmesini isterler. Ve insanoğlu da kuşak değiştirdikçe A, X ve Z hiç fark etmez, onların izinden gitmeye devam eder. Biz teknolojiyi evet gerçekten olumlu buluruz ve olumlu bulmaya da çalışırız. İnsanoğlu her şey üzerinden komplo üretebilir. Sırları, gizemleri çözmek için elinden gelen her şeyi yapabilir. Çünkü biz insanoğlu şüpheci bir varlığız. Şüpheci olduğumuz için her şeye, her konuya şüpheyle bakarız. Bundan belki de 4-5 ay önce size Monolit adlı eserlerin dünyanın her yerine dikilmeye başladığını söylemiştim. Sonra bir firma çıktı. Dedi ki bunlar bizim reklam kampanyamız. Şimdi anlatacağım bu videodaki olay aslında çok derin. Derin olmasının nedeni şu. Birkaç video öncesinde size Deccal'in yavaş yavaş dünya yeryüzüne adım attığını söylemiştim. Ve hatta bunun kutlamalarında yaptıklarını söylemiştim. Ve bunun karşılığı olarak da Mehdi'nin yeryüzüne çıkışını, alametlerini ahit sandığıyla bir İstanbul fethiğinde kutlamalarda gösterip onu dünyaya gizli bir mesaj olarak veren İslami cephenin de buna vurgu yaptığını da söylemiştik. Deccal varsa karşısında Mehdiler, Mehdi'nin orduları da olacak demiştik. Şimdi arkadaşlar, sizi çok yakın bir tarihe götürüyorum. NATO zirvesine. Bu NATO zirvesindeki yaşanan olayları size anlatmak istiyorum. Bize aslında çok ucu açık bir mesaj verdiler. Bu mesajın ne anlama geldiğini şimdi size bu videoda anlatacağım. Karıştır, barıştırdan çok kaos içinde bir düzeni hatırlatan bir kurgu söz konusu. Kubrick'in Odyssey 2001 filminde bir monolit vurgusu vardı. Monolit her ortaya çıktığında evrimle ilgili yeni bir evreye geçiliyordu. Bu işler aslında 2000 yılında milenyum ile birlikte başlayacaktı ama olmadı. 2020 dediler, o da olmadı. 2020-2025 dediler, o da olmayacak. Yeni hedefte 2030. Bu durumda alfabenin son harfi olan Z'ye atıfta eski dönemin sonu ve yeni dönemin başlangıcı için boşuna Z kuşağı vurgusu yapmıyorlar. Artık dünyanın başına bir bela var. O da dijital Deccal. Sesini her yerden duyuyoruz ve her konuda eskiyi unut diyen bir ses bu. Yeni dünyanın mimarlarının bir dine ihtiyacı yok. Bir ideolojisi de yok. Felsefeleri, sanatları da yok. Bir ahlaki değer de taşımıyorlar. Bilime de ihtiyaçları yok. Bu devrin dijital bir devrim. İnsana da ihtiyaçları yok aslında. Yapay zekalı robotların hakim olduğu bir dünyadan söz ediyoruz. Otoriter özel mülkiyete gerek duyulmayan sosyal kapitalizmin otoriter yeni bir versiyonu söz konusu. Böylece yeryüzünde bir cennet ve ebedi hayata ulaşacaklarını düşünüyor olmalılar. Şarkılarında dile getirmeye çalıştıkları dünyada gelecekte cennet gibi bir dünya kuracağız. Ama orada herkese yer yok. Hiçbir şeye sahip değilim. Mahremiyetim yok, hayat hiç bu kadar iyi olmamıştı diye şarkılar söylüyorlar. Tanrı'yı ve kozmozu modelledikleri şeytani bir dünyadan söz ediyor. Aslında bu dünya ütopya, yani dijital Deccal'in dünyası. Birileri Starlink, Neuralink, 5G, akıllı ev ve şehirler, humanoid global sağlık pasaportu ve performans pasın Covid'in aslında bu hedefe giden yolun basamakları olduğunu görmek istemiyorlar. Dünyada birçok şeyde söz sahibi olan NATO, seküler bir ayini ruhani şekilde gerçekleştiriyor. Sanki fazla bir imajı yoktu. Sürekli değişen renkler vardı.
mor ve kırmızı renkler hakim. Peki neyden bahsediyorum? Dijital monolitten bahsediyorum. Doğrudan verilen bir mesaj yoktu sanki. Bir ara askerler gözüktü. Görünen o ki kendi aralarında doğrudan bir çatışma olmayacak. Aynı yöne bakacaklar ama dünyanın diğer bölgelerinde kim hakimiyetini ötekilere göre daha fazla tahkim ederse bu yarışta liderlik için o daha şanslı olacak. Liderlik yarışında Amerika, İngiltere ve Avrupa öne çıkarken hedefte Rusya, Çin, Hindistan ve Türkiye var. İlk üçten kimin lider olacağı bu dördü kimin kontrol edeceğine bağlı. Aslında Avrupa Birliği'nin bu grupta fazla bir şansı yok. Avrupa Birliği'nin ilk üçü Fransa, Almanya ve İtalya. İtalya ekonomik olarak güçsüz. Almanya işgal altında. Fransa kendi içinden sorunlu. Vatikan bugün Biden'e daha yakın. Fransa daha seküler ama artık Fransa Batı'nın kültür başkenti değil. Avrupa Birliği Türkiye ilişkileri pamuk ipliğine bağlı. Amerika ekonomik ve askeri bir güç ama coğrafi konumu itibariyle zayıf. Yeni ekonomi ve yeni savunma konsepti için Amerika'nın bugün sahip olduğu avantaj yeni dünyada avantaj olmaktan çıkıyor. İngiltere kendi içindeki sorunları çözebilirse ki bu çok kolay gözükmüyor, Avrupa üzerinden Avrasya koridorunu harekete geçirerek Rusya, Çin, Hindistan, Avusturya'ya uzanmak istiyor. Avrupa'da Macron yönetimi derin İngiltere'ye bağlı. İngiltere ve Fransa'nın Almanya üzerinden vesayeti söz konusu. Asya'dan Hindistan'a ve Avusturya'ya zaten Commonwealth ülkesi, Asya'da sadece Hint topluluğu değil, Malay topluluğu da İngiltere ile işgal döneminden gelen ilişkileri var. İpek yolu zaten böyle bir proje. Türkiye bunların hesabında masa üzerinde hesap yapılan bir ülke değil. Kendi adına güç ve irade sahibi olan bir ülke olarak hareket etmesi için önce yüzünü seküler senaryolara ve NATO'nun ortak geleceğine değil Allah'a dönmesi gerekir. Yani dijital bir deccaliyet sisteminin ortak bir paydası olmamalı. NATO'daki vurgular aslında çok derin. Bunu anlayabilmek için gerçekten siyasi bilimsel olarak çok iyi yaklaşmanız gerekiyor. Bazı gerçekleri anlayabilmek için her daldan ne yazık ki bilgi sahibi olmanız gerekiyor. Daha çok araştırmak ve daha çok öğrenmek gerekiyor. Bugün dünya üzerindeki birçok ülke birbirlerine gizli derin mesajlar yolluyorlar. Bunu anlayabilmek için gerçekten de bazı şeylerin farkında olmak gerekiyor. Her şeyi komplo, teori diye atarsak bir köşeye, inanın bana üstümüzden geçenler çok olur. Aynen Orta Doğu yaptıklarının aynısını şimdiki coğrafyaya da yaparlar ve yapmak için de ellerini zaten devamlı kaşıyıp duruyorlar. Deccal'in önündeki en büyük hedeflerden bir tanesi Mezopotamya. Bunu çok iyi anlayın. Çünkü Deccal Mezopotamya'yı hakimiyeti altına aldığında büyük Deccaliyet imparatorluğunu kurmuş olacak. İşte asıl büyük savaş o zaman başlayacak. O savaş başladığında herkes yerini çok iyi alması gerekiyor. Ben bir savaş çığırtkanı değilim. Ben hiçbir zaman savaş yanlısı olmadım. Olmayacağım da. Ama bazı şeyleri görebilmek için illa aptal olmanıza gerek yok. Veya çok zeki olmanıza da gerek yok. Bazı şeyleri görmek zorundasınız. Bazı şeylerin farkında olmak zorundasınız. O zaman yapılanların neden yapıldığını da anlayacaksınız. Sadece küçük bir örnek vermek istiyorum. Sterling ve Neuralink veya 5G'nin yapılanmasında bütün dünya ülkelerinin, özellikle derin merkezli ülkelerin karşılıksız yardımda bulunduğunu, bugün dünyadaki hastalıkların yayılmasını sebebin altındaki en büyük etken dünyanın fizyolojik yapısının bozulması, daha doğrusu insan eliyle bu fizyolojik yapının bozulması ve hastalıkların, türlü türlü hastalıkların ortaya çıkması. Bu hastalıkların altında en çok da humanik bir faktör var. Yani insan faktörü var. İnsanlar Deccal yolunda gittikçe bu hastalıklardan daha çok göreceğiz. Bugün Covid olur, yarın başka bir hastalık çıkar. Çıkacak da bugün venem ve kanser nasıl her 10 aileden birine bulaşıyorsa aynı bu hastalıklarda günümüz dünyasında çoğalacak. Peygamber Efendimizin nedense hadisleri aklıma geliyor. Ahir zamanın son demlerinde bulaşacak türlü türlü hastalıklar olacak. Ve insanoğlu sabah kalktığında birçok hastalığın farkında bile olmayacak. Evet, dünyayı bu hale getirdiler. Bizi bu hale getirdiler. Görünen yolun, görünen hedefin Deccal'in hedefi olduğunu anlamak gerekiyor. Bana çok mesaj geliyor. Aşıyla ilgili fikrin nedir diye. Ben fikir sahibi değilim. Ve fikir sahibi olmak için herhangi bir çalışma yapmadım. Araştırma da yapmadım. Araştırma yapmadığım bir konu hakkında da asla ve asla konuşmam. Bunu daha önce de söylemiştim. Ve yenileyerek yine söylüyorum. Sağlık sistemimize güveniyorum. Bunu yıllardır söylüyorum. Onlar insanların kötü bir duruma düşmesini istemezler. Böyle bir şey olacağını pek zannetmiyorum. Onun için bu konuda gerçekten de içim rahat. Beni dinleyip beni takip ettiğiniz için Allah sizden razı olsun. Deccal yavaş yavaş gün yüzüne çıkıyor.
Bugün dünyada birçok yerde onun izlerini görmek mümkün. Gözleri açık olan, kalbi açık olan herkes bunun farkında. Hoşça kalın.